Kalkınmada iki tane temel prensibimiz var bizim. Bir, üretimi artırmamız lazım. Yani bütün kaynaklarımızı üretime tahsis etmemiz icap eder ki hem üretimimiz artsın, zenginleşelim, üreterek zenginleşelim, hem de istihdam problemini çözelim. Üretirsek istihdam problemi çözülür. Tarıma destek verelim, ciddi manada insanlar tarımda çalışmaya başlar. Sanayiye destek verelim, ciddi manada insanlar sanayide çalışmaya başlar. Onların ürettikleri ülkeyi zenginleştirir. Problem böyle çözülür. İkincisi ise tasarruf. Tasarruf bir alışkanlıktır, bir yoldur. İsrafa alışan aileler, şirketler batmaya mahkumdur. Aynen devletler de öyledir. İsraf dediğiniz azı çoğu elbette önemli. Ama siz davranışlarınızla sadece itibarınız yüksek olsun diye güç yetiremeyeceğiniz elbiseleri giymeye başlarsanız hapı yuttunuz demek. Öyle bir kravat taktık ki ya ben bunu bilmem nereden aldım. Fiyatı şu kadar. Gömleğim şu. Pantolonum şu. Sen demeyeceksin. Başkası diyecek. Adamın giydiği ayakkabıya bak ya, birkaç bin liralık. Bunun için giyinmeye başlarsan paçayı kurtaramazsın arkadaş. Bir de başın yolsuzluğa girer, ben bu parayı nereden bulacağım diye. Şimdi biz Türkiye'de kanaatimiz o ki yatırımlarımızın büyük bir kısmı isabetli yapılmıyor. Ama şimdi bir de yeni bazı kurumlar gündeme gelmiş. Hadi 4 tane Mercedes. 4 Mercedes Türkiye'yi batırır mı? Yok ya, 4 tane değil, 400 tanesi bile batırmaz. Ama bu bir zihniyet. 4 tane Mercedes'in her biri 20 milyon lira. İnsanlar karınlarını doyuramıyor. Çöplerde karnını doyuracak ekmek, sebze, meyve alayan insanlar var bugün Türkiye'de. Şaka değil, açlık sınırında ücret alan milyonlarca insan, işsizleri bıraktık bir tarafa. Bu mantıkla siz giderseniz Türkiye'nin problemlerini... İktidara sesleniyorum, çözemezsiniz arkadaşlar.